Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zaman zaman şöyle sözler duyuyoruz. İşte deniyor ki, işte zamana göre dinde bir takım yenilikler yapmak lazım, yapılmalıdır. Efendim, işte dine bu 1400 yıllık süre içerisinde karıştırılmış olan şeyler vardır. Bunları temizlemek lazım. Efendim, dinimizi eski haline, temiz haline getirmek lazım. Dini güncellemek lazım gibi şeyler duyuyoruz. Yani dinin yenilenmesi mümkün müdür? Yani doğru bir şey midir? Bu yenileceğiz derken aslında uzaklaşmış olmayalım. Yani o açıdan soruyorum. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam vefatından sonra bilhassa Hulefai Raşidi'nin Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra fitneler habire kaynamıştır. Ondan bu yana kafirler İslamiyet'i durdurabilmek, İslamiyet'i yok etmek, Müslümanları durdurabilmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Yahudisi de, İngilizi de, hepsi çalışmış. Müsteşrikler dedikleri ve İslamiyet'i güya araştırıyor. Şarkıyatçılar deniyor bunlara. Bunlar babasının hayrını araştırmıyor İslamiyet'i. İslamiyet'i bozmak için. Nereden gireriz de bunları aynı şekilde yıkarız, avlarız, bozarız. Şimdi en zayıf tarafından diyor ki, bak diyor, Müslümanlar diyor artık gerilediler. Bunun diyor kaynağı din, İslamiyet. Bunu terk ederseniz ilerleyivereceksiniz. Yani, İslamiyet gelişmeye mani diyor. Mani. Şimdi işte Avrupa, Amerika bak diyor nasıl ilerledi falan Hristiyan olduğu için. Acaba Hristiyan olduğu için mi ilerlediler? Eğer Hristiyanlık ilerlemeyi temin etmiş olsaydı, bugün ismini değiştirdiler, Etiyopya oldu. Daha önceki ismi Habeşistan'dı. Avrupa'dan önce Hristiyan'dı orası. Hala yerlerde sürünüyor. Eğer Hristiyanlık onları abad edecek olsaydı, onlar abad olurdu. Hala orada aynı. Dünya devletleri arasında fazla varlıkları bile yok. Ağırlıkları da yok. Hristiyan olmayanlar var mesela. Hristiyanlardan daha gelişmiş. Japonya gibi. Şimdi oraya getireceğim zaten. Japonlar putperest. Çinliler ateist, komünist. Bunlar aynı şekilde mesafe aldılar. Peki ilerlemenin sebebi? Ha, ilerlemenin sebebi şu. Allah-u Teala'nın koyduğu bir kanun var. Allah-u Teala yeryüzünde Müslüman olsun, kafir olsun. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ben çalışana veririm. Çalışan ister kafir, ister bana iman etsin, ister etmesin. Çalışanı ben mahrum etmem. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde çalışan karşılığını görür. Avrupalılar, Amerikalılar çalıştılar. Putperest Japonlar çalıştılar. İşte ateist Çinliler çalıştılar, karşılığını gördüler. Yahudiler çalıştı, karşılığını gördü. Yani Allah-u Teala'nın emrine uydular. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebebi gördüler, dediler ki çalıştılar. Peki biz ne yaptık? Biz Müslümanız dedik. İslamiyet'ten uzaklaştık, çalışmayı da terk ettik. Şimdi kitaplarda anlatırken deniyor ki, Müslümanlarda birkaç asırdan beri bir duraklama, hatta gerileme olduğu meydanda. Bu gerilemeyi görerek İslamiyet'in bozulduğunu söylemek ahmakça bir iştir, çok yanlıştır. Geri kalmanın sebebi Müslümanların dinin emirlerini yerine getirmekte gevşek davranmalarıdır. Yani dinin emri çalışmak, iki günü birbirine müsavi olan, eşit olan ziyanlardır hadis-i şerifini terk eden Müslümanlardadır. İslam dinine başka dinlerde olduğu gibi hurafeler karışmamıştır. Cahillerin yanlış inanışları ve konuşmaları olabilir. Olmuştur, olabilir bunlar. Fakat bunlar İslam'ın temel kitaplarında bildirenleri değiştirmez. Temel kitaplarda böyle bir şey yazmıyor. Cahillerin uydurduğu sözler bizi ilgilendirmez. Bu kitaplar Resulullah Efendimiz'in sözlerini ve Eshab-ı Kiram'dan gelen haberleri bildirmektedir. Hepsi en selahiyetli yüksek alimler tarafından yazılmıştır. Bütün İslam alimlerince söz birliğiyle beğenilmiştir. Asırlar boyunca hiçbirinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Cahillerin sözlerinin, kitaplarının ve dergilerinin hatalı olması İslamiyet'in temel kitaplarına kusur ve leke kondurmaya sebep
olamaz. Bu temel kitapları her asrın modasına, girişine göre değiştirmeye kalkışmak, her zaman için yeni bir din yapmak demek olur. Böyle değişiklikleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere dayanarak, bunlara uydurarak yapmaya kalkışmak, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri bilmemenin, İslamiyet'i anlamamanın bir alamettir. Bunu bilerek yapıyorsa bu zındıklıktır. Yani din düşmanlığıdır. İslam'ın emirlerinin, yasaklarının zamana göre değişeceğini sanmak, İslam dininin hakikatine inanmamak olur. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiğim hükümler geçerlidir. Sen diyorsun ki bu zaman geçti. Allah-u Teala meydan okuyorsun. Demek ki inanmıyorsun. Allah-u Teala'ya da inanmıyorsun. Mesela kitaplarda müminler maruf olan şeyleri emreder buyuruyor. Ya bizden önceki zaman diliminde yaşayanlardan da mesela Kur'an-ı Kerim'e, İslamiyet'e saygısızca saldıran aşırı reformculardan Ziya Gökalp ve benzerleri de bu ayet-i kerimedeki maruf kelimesine örf adet diyerek İslamiyet'i adeta modaya göre değiştirmeye, böylece Mason üstadlarının gözüne girip sandalye koltuk kalkmaya kalkıştılar. Bu enteresan bir adam, bu Ziya Gökalp. Kendisi Kürttür. Yarbakırlı. Türkçülük yapar. O da enteresan bir şey değil mi? Türkçülüğün esaslarını belirleyen adam. Evet. Ama kendisi Kürttür. Dolayısıyla ya Kürt olması, Türk olması bizi ilgilendirmez. Ama söylediği şey... Samimi mi, değil mi? Biz ona bakıyoruz tabii. Yani. Demek ki bir yere uşaklık yapıyor. Bir yere uşaklık. Bir yere ısmarlama yani. Ismarlama. Sahibi diyor ki böyle havla, o da öyle havlıyor. Öyle. Talimatlı yani, bunlar. Araplığın esaslarını da yazabilirdi. Onu ısmarlasalardı. Tabii canım, onu da yazabilirdi. Yani... İngiliz milliyetçiliği bile yapabilirdi yani, değil mi? Eli kalem tutuyor. Ağzı laf yapıyordu. Nasıl? Kullanmıyor. Kullanmaya müsaittir. Dolayısıyla İslamiyet'in emir ve yasakları Ashab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz tarafından tabiine anlatıldı. Onlar da kitaplara yazdılar. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Kur'an-ı Kerim'de de yok. Hadis-i Şerifler'de yok. Bu hükümler kıyamete kadar devam edecek. Bunları da adete, modaya, zamana göre değiştirmeye kalkmak demek, İslamiyet'i yok edelim, kaldıralım demektir. Hristiyanlar Hristiyanlığı iyi seviliği bu şekilde böyle işte konsüller toplaya yüzlerce İncil çıkmış. Bu İncillerden en sonunda işte İstanbul'da toplanan konsül onu dörde indirmiş. Hatta Harputlu İshak Efendi Diyaül Kulub isimli kitabında, ya Allah-u Teala rahmet eylesin, yani Cenab-ı Hak herkes bir iş için yaratmış, onu da onun için yaratmış. Yani ben bazen o zatın kitabını okurken ya dedim, hakikaten yani Cenab-ı Hak bunun için yaratmış. Mustafa Bey oturmuş dört İncil'i de hepsini başından sonuna kadar tetkik etmiş. Ve birbirleriyle tenakuz, çelişen yerleri öyle bir yakalamış ki. Ya diyor, Allah kelamıysa diyor, bu İncil'de Markos da böyle diyor, Luka da böyle diyor. Yuhanna da böyle diyor. Yani. Bir de Barnabas İncil'i var, onu da yok ettiler. Çünkü Barnabas İncil'i Allah-u Teala birdir diyordu. Bunların hepsi tesise inanıyor. Allah-u Teala haşa üç diye anlatılmaktadır. Dolayısıyla bugün Hristiyanlıkta, halbuki bütün dinlerde, Adem Aleyhisselam göndermiş olduğu bütün dinlerde namaz ibadeti var, oruç ibadeti var. Yahudilerde gene kendilerine göre bir oruç var. İbadet de yapıyorlar. Ama Hristiyanlar da hepsini kaldırmışlar. Hepsini kaldırmışlar. Ne namaz var, ne oruç var. Hatta domuz eti haramken onu da meşrulaştırmışlar. İçki haramken onu da meşrulaştırmışlar. Zinayı da meşrulaştırmışlar. Yani ortada sakınılacak, yapılacak hiçbir şey yok. Bakmışlar ki ya, kilise hükümranlığını devam ettirecek, kilise müziğini çıkarmışlar. İşte haftada bir defa gidiyorsun, dandun. Konsere gider gibi. Ondan sonra oraya kaydoluyorsun. İşte yalandan orada bir şeyler okuyor falan. Dindar oluyorsun. Tanrı seni kurtarıyor. Tanrı seni kurtarıyor. Tabii çok zengin oldukları için, güçlü oldukları için filmlerle bilmem nelerle aynı şekilde baskı yaparak İnsanları o sakat, yanlış inanışta sabit tutmaya çalışıyorlar. Şimdi demin Ziya Gökalp'tan bahsettik de bu dünyalık için dinlerini bunlar satanlardan bu. Ziya Gökalp bu hizmetine karşılık İttihatçıların genel merkez üyeliğine getirilmiş. Yani adam bir iş için yapıyor şey. Yani. Tabii. Boşuna yapmamışlar. Bunun dediği gibi İslamiyet adetlere yer verseydi daha kuruluşunda cahil Arapların kötü adetlerini yasak etmez. O zamanın en kıymetli adeti olan ve Kabe'nin içine kadar girmiş bulunan putperestliği hoş görürdü. Yani Kur'an-ı Kerim'de marufu yasak et, bu diyor adet demektir diyor. Peygamber Efendimiz'e zaten teklif ettiler. Dediler ki ya yasak etme bizim putları. Yani senin aramızda diyor putları yasak etmesen hiçbir mesele yok. Onlara dokunma dediler. Aha.
mesele yok dediler. Dolayısıyla efendim zamana göre din değişmez. Zamana göre din değişmez. İnsanlar değişiyor. Değişince de kendini Müslüman göstermek için din de kendini çevirmeye çalışıyor. Öyle değil. Kitaplarda her şey doğru yazılmış ve bildirilmiş ve temel kitaplar işin aslını bildiriyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini. Ey rahmeti bol padişah, aman Allah. Ey rahmeti bol padişah, aman Allah. Cürmüm ile Mevlam geldim sana. Sana ben işledim hadsiz günah, aman Allah. Ben işledim hadsiz günah, aman Allah. Cürmüm ile Mevlam geldim sana. Sana senin adın Gaffariken, aman Allah. Senin adın Gaffariken, aman Allah. Ay börtücü Mevlam Settariken, kime giden sen var iken, aman Allah. Kime giden sen var iken, aman Allah. Cürmüm ile Mevlam geldim sana. Sana Kuddüs-i Isyan'da şedid, aman Allah. Kuddüs-i Isyan'da şedid, aman Allah. Kullukta bir Mevlam battal pelit, kullukta bir Mevlam battal pelit. Der senden kesmeyip ümit, aman Allah. Der senden kesmeyip ümit, aman Allah. Cürmüm ile Mevlam geldim sana. Isyan ile Mevlam geldim sana. Tam ilmihal saadeti ebediye. Bütün peygamberler akl ile bulunacak dünya işlerine dokunmayıp, yalnız bunları araştırmak, bulup faydelenmek için çalışmayı emr ve teşvik buyurmuş, kendileri dünya işlerinden her birinin, insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri
açık olarak bildirmişlerdir. Bir kâfirin tam olmayan aklıyla ortaya attığı bir düşünce nasıl olur da Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden üstün tutulur? Peygamberimizin kitaplarımızda yazılı ilm, sıhhat, fen, ahlak, hak, adalet ve bütün saadet kollarını kavrayan ve 1400 seneden beri dünyanın her tarafında gelmiş ilm, tecrübe ve akıl sahiplerini hürmet ve hayranlıkta bırakan ve hiçbirisinde kimse tarafından bir kusur ve hata bulunmamış olan emirleri ve sözleri bir cahil sözüyle nasıl lekelenebilir? Yeryüzünde hiç bozulmayan ve değiştirilemeyecek bir şey vardır ki o da Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri yani mübarek sözleridir. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh. İmam-ı Rabbani ki büyük bir evliyadır. Hasta olan kalplere her sözü bir devadır. Buyurdu ki: Ey oğlum, çok alçaktır bu nefis. Mahlukların içinde yoktur ondan daha pis. Nefsin arzularını terk edenler pak olur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Haram olan bir şeyi terk ederse bir insan, ondan daha iyisi edilir ona ihsan. Kim anlayabilirse dünyanın iç yüzünü, dert etmez kendisine onun üzüntüsünü. Bu dünyayı anlayan ondan iyi sakınır. Dünyadan sakınan da nefsini iyi tanır. Nefsini tam tanıyan kolay tanır Rabbini. Böyle kul iyi bilir hududunu, haddini. Dünyadan yüz çevirip kim dönerse Rabbine, dünya hizmetçi olur ona bunun aksine. Dünya aşıklarına verir mihnet, eziyet. Yüz çevirene ise verir bol türlü nimet. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bu şeyler günah olup hep felaket getirir. Lakin öldükten sonra faydası olanlar, ahiretten sayılıp hiç dünya olmaz onlar. Çünkü ahiret için tarladır sanki dünya. Hep faydalı tohumlar ekmelidir oraya. Her ne ki yaramazsa bir işe ahirette, ona dünya denilir, zararlıdır elbette. Bütün günahlar ile mübahın ziyadesi, bu tarif mucibince dünyadır hemen hepsi. Ne ki dine muvafık kullanılırsa eğer, dünya ve ahirette çok fayda verirler. Mal iyi de değildir, kötü dahi değildir. İyilik ve kötülük onu sarf edendedir. Allahü Teala'nın hoş görüp beğendiği bir yerde harcanan mal elbette olur iyi. Günah olan bir yerde kullanılırsa şayet, bu sefer olur o mal bir sebebi felaket. Kim kendini dünyaya kaptırırsa bir kere, şu kimseye benzer ki çıkmıştır bir sefere. Beraberce gittiği kafilede olanlar sağa sola bakmayıp durmadan yol alırlar. O ise hayvanının otuyla, palanıyla, süsüyle uğraşıp geri kalır haliyle. Kafile yol alırken o oyalanır durur. Çölde yalnız başına kalır ve helak olur. İnsan dahi ne için dünyaya geldiğini unutup bu faniye kaptırırsa kendini, dünyanın bu yalancı zevklerine aldanır, ebedi saadetten uzak
ve mahrum kalır. İşte dünya sevgisi zararlıdır insana. Çünkü çok mani olur ölüm hazırlığına. Kalp onu düşünmekle unutur ahireti. Beden ona dalarak bırakır ibadeti. Dünya ile ahiret birbirinin tersidir. Birini razı etsen ötekisi gücenir. İslam ahlakı. Tanımadığı kimseleri taklit etmektir. Ehl-i sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin metholunmasına, yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Müslüman olmak için, yani Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar. İmana kavuşur. Amellerde, ibadetlerde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. 4 mezhep alimlerinden birini taklit eder. Böyle hakiki ehli sünnet alimi bulamazsa kitaplarını taklit eder. İçtihat, naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İçtihat yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müçtehit denir. Hicretten 400 sene sonra müçtehit yetişmedi. Müçtehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müçtehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Ehl-i sünnet alimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehl-i sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehl-i sünnet alimlerinin yazdıkları ilmihal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak, insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Şirkten yani küfürden yani imansızlıktan sonra en büyük günah, bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Ehl-i sünnet demek, itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde, Muhammed aleyhisselamın sünnetine yani yoluna ve eshab-ı kirama ve tabiinin ve daha sonra gelen ehl-i sünnet alimlerinin radiyallahu teâlâ anhum ecmain icmaına yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Kötü kimse, fasıkla arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan, İslamiyet'i beğenmeyen kimse demektir. Muhammed aleyhisselamın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkâm-ı ilahiyye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır. Büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler. Peygamberimizi ve İslamiyet'i methederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yanlış mana vererek İslamiyet'i istedikleri şekle sokarlar. Aklı olan ehl-i sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini
ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarına haber verdi. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'ten sesleniyorum. Fatih'in Çukurbostan denilen veya Sultan Selim denilen semtinde bulunan Sultan Selim Külliyesi'nin haziresindeyiz, türbeler bölümündeyiz. Sultan Selim Han'ın türbesini ve hayatını anlattık. Validesi Ayşe Hafsa Sultan'ın yıkık türbesini ve hayatını anlattık. Şimdi Şehzadeler Türbesi'ni sizlere anlatmaya çalışacağım. Şehzadeler yani padişahın erkek çocukları demek. Şahzade veya sonra değişmiş Şehzade olmuş. Belli ki bir emir çocuğu. İstanbul'da benim bildiğim Şehzadeler Türbesi bir burada var. Bir de Ayasofya Camii'nin haziresinde türbeler bölümünde var. İnsanlarımız, bilhassa oradakinde çok sanduka var. Böyle adı Şehzadeler Türbesi olup ve küçük küçük sandukaları bol bol görünce diyorlar ki ha hani padişahlar kardeşlerini, çocuklarını öldürtüyorlardı ya. İşte bak görüyor musunuz? Küçük küçük çocukları eşiktekini, beşiktekini öldürmüşler, buraya koymuşlar. Peki insanların ölmesi için illa öldürülmesi mi lazım? Vadesi gelen ölür. Biz şimdi Edirne Kapı kabristanına gidip de burada ya 1 milyondan ziyade kabir var ama adam öldürmüşler Osmanlı'da der miyiz efendim? Karacaahmet'teki kabir sayısının 30 milyondan fazla olduğu söyleniyor. Şimdi Karacaahmet'e gidip de ya Türkiye'de öyle mezarlıklar var ki kardeşim bir yığın adam öldürmüşler denir mi efendim? Diyen birisi olsa inanılır mı? İnanmayız. Ama Şehzadeler Türbesi deyince ne hikmetse biz gönlümüzde kafamızda şuur altında padişahları çocuklarına kıyma, kardeşlerine kıyma suçlarıyla suçluyoruz. Gönlümüzde bu suç var efendim. Şuur altımıza yerleşmiş. Ve öyle yerleşmiş ki maalesef tabii okutulanların da bunda kabahati çok. Okutulanların kabahati çok. Biz bunu bir mantık süzgecine, terazisine vurmadan hemen doğrudur diyoruz. Doğrudur öldürmüştür. Şimdi gireceğimiz Şehzadeler Türbesi'nde bebekken vefat eden Kanuni'nin oğlu var efendim. Bebekken vefat etmiş efendim. Peki çocuk hastalıkları yok mu? Olacak. Çocuk sarılı olur. Sarılıktan kurtulamaz, ölür gider efendim. Kan uyuşmazlığı olur, ölür gider. Daha başka bir şey olur, ölür gider. Abdülmecit Han'ın da birçok çocuğu var. Bakıyorum ben listeden, Sicilli Osmani'den. Birçoğu bebek yaştayken vefat etmiş efendim. İkinci Mahmut Han'ın bebek yaşta kaybettiği çocukları çok fazla efendim. Bir tek Adile Sultan hayatta kalmış. Bunu böyle düşünmemek gerekir. Tabii bu şehzadeler zaman zaman babalarının bulunduğu türbede onların yakınlarına defnedilebilir. Zaman zaman da böyle buraya defnedilir. Peki niye Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şehzadeleri? Çünkü bu hazinedeki türbelerin Abdülmecit Han hariç olanlarını Kanuni Sultan Süleyman Han babası Yavuz Sultan Selim Han için efendim annesi Ayşe Hafsa Sultan için yaptırdı. Sonra da kendi çocukları da vefat ettiğinde onları da buraya defnettirdi. Şehzade Mehmet vefat ettiğinde çok üzüldü. Onun yerine tahta hazırlıyordu. Ve bu üzüntüsüyle oraya koca bir külliye yaptırdı. Biz ona Şehzade Başı diyoruz. Şehzade Camii efendim, Şehzade Başı değil.
Şehzade başı deyince insanlar gene, ha bak şehzadenin başını kesmişler de herhalde onun için. Hayır, ananın babanın başı için hadi yavrum bir soğuk su getir çeşmeden demez miyiz efendim? Ruhu için, başı için. Bu o demektir. Ama biz bunu başı kullanmamız da doğru değil ki. Şehzade Camii aşağı, Şehzade Camii yukarı. Doğrusu da bu. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman Han, evet 46 sene iktidarda kalmış, hükümdarlık etmiş. Muhteşem Süleyman adını Süleyman Magnifik şeklinde Avrupalılar takmışlar. Amerikalılar onun kanunlarını tercüme ettirmişler. Oradaki kanun nizamını çok iyi fark ederek, ya hukuk profesörü falan değil, Kanuni Sultan Süleyman Han efendim hangi hukuk fakültesini bitirdi? Ama bugün binlerce hukuk fakültesinin mezun ettiği talebeleri geliyor Amerika'da, bunun kanunu esastır diyorlar. Ve Amerika Temsil Meclisi'nin koridorlarına onun kanunlarını asıyorlar. Ama dertli bir hükümdardı efendim. Kolay değil. Yavuz Sultan Selim Han'ın tek oğluydu. Babası da genç yaşta vefat edince o da genç yaşta iktidara geldi. İktidara geldiği zaman doğuda ve batıda Avrupa artık bu Türkleri Avrupa topraklarından geldikleri Orta Asya çöllerine göndermenin zamanı geldi diye çırpınıp durdular efendim. Kanuni Sultan Süleyman Han hükümdarlığı sırasında 46 senenin fiilen 11,5 senesini seferlerde geçirdi. 13 seferi Hümayun'a katıldı. Seferi Hümayun, padişahın bizzat idare ettiği seferler demektir. Hem doğuda hem batıda icabına gitti, Seferi Hümayun'un birinden bir seneyi geçkin zamanda döndü. Böyle bir insan ama evlatlarının hemen hemen hepsinin cenazesini gördü. Bir tek ikinci Selim hariç. Bir baba düşünün ki kendisi hayatta iken bütün oğulları, 8 tane oğlu vardı efendim, 8 tane oğlunun 7'sini kendi toprağa vermiş olsun. Ne olur o baba efendim? Geriye de bir Mihrimah Sultan kaldı kızı, kendinden sonra biri de 2. Selim Han. Şimdi buradaki türbelere bakıyoruz. Diğer çekim yaptığımız yerlerdeki türbelerde de türbeler sekizgen yapılmış daha ziyade. Artık bu sekizgenliğinin hikmeti nedir bilmiyorum ama hani cennetin 8 kapısı vardır gibi mi düşünüldü? Yoksa sekizgen olan yapı cami yapılarından biraz daha farklı, biraz daha böyle tek ve sivri bir yapı olduğu için efendim yıkılmasının önlenmesi için içine bir paye falan da konmadığından, bazen de var tabii, bazen de sütun var. İkinci Selim Han'ın mesela türbesinin içerisi baldeken şeklinde yapılmış. Ama o Mimar Sinan'ın elinden çıkan bir şey. Burada ben Mimar Sinan'ın yapısı olan bir yeri pek görmüyorum. Ama daha sonraki bir dönemde bu Şehzadeler Türbesi'nde belki bir hasardan sonra falan, İstanbul'da 1574'lerde büyük bir zelzele daha olmuş idi. O dönemde bu arkamdaki Şehzade Türbesi'nin kubbesi çökmüş olabilir. Onun kubbesinin etrafındaki Ayetel Kürsi kuşağı Mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye Camii'nin avlusundaki Hürrem Sultan Türbesi'nin de üstünde aynı kuşak, aynı yazı var. Bu yazının esas kağıt üzerine yazan hattatının aynı kimseler olduğunu zannediyorum. Üstelik de bu kubbenin, şu anda elimde bilgi yok, etrafta da bilgi yok bu konuda. Bu kubbenin, Şehzadeler Kubbesi'nin Mimar Sinan tarafından yapılırken çift kat kubbe olarak yapılma ihtimali çok yüksek. Mimar Sinan'dan sonraki dönemde, yani onun kalfalarının artık usta olduğu dönemde, şöyle böyle aradan bir 50-60 sene geçtiğinde Sultanahmet Camii ve türbeleri ve ondan sonraki yapılan türbelerde türbelerin kubbesinin çift kat yapılmasından vazgeçilmiş, tek kat hale getirilmiş. Çift kat niye yapıldı? Ben hikmetlerini bilemiyorum ama ihtimal ki bir
yazın sıcak, kışın soğuğun izolasyonu için arada bir durgun hava bırakılmıştır. Ve gezinme yerlerde 1.80 boyunda bir insanın gezinebileceği kadar iki tane üst üste tas geçirilmiş, arasında 180 santim boşluk var. Bu kubbede çift kubbe olma ihtimali var. Bu Şehzadeler Türbesi'nin bir giriş eyvanı var. Eyvan da yanlara doğru açılmış ama yanlara açık. Son cemaat yeri gibi biraz da zemin kodundan yüksek yapılmış. İki yanında çok güzel, enteresan, başka yerlerde rastlamadığımız stillerde motifleri olan çini panolar var. Bu çini panoların önlerine şeffaf, ihtimal ki plexiglas veya cam. Cam olsa daha iyi olur. İhtimal ki cam. Ben cinsi şimdi tam bilemediğim için böyle söylüyorum. Camdan korumalar yapılmış. Gönül ister ki bütün türbelerimizdeki hem sandukaların etrafına sedef kakmalı, fil dişi kakmalı sandukaların etrafına, hem de böyle türbeler girişindeki çini güzel panolar var. Ayasofya'da 2. Selim Han'ın, efendim 3. Murat Han'ın, 3. Mehmet Han'ın gibi bu türbelerin efendim girişlerde sağda soldaki çini panolarına da, pano değil de boydan boya ise o boydan boyaya da efendim müteharrik girip çıkabilecek zamanla icamda tozumuzu alınmak isteyebilir. Böyle korunaklar yapılmasını ben deniz acizane tavsiye ediyorum. Tabii bunun hepsini de devletten beklememek lazım. Vakıflar Türkiye'nin her yerini şantiyeye çevirmiş vaziyette. Geceli gündüzü çalışıyorlar. Buraları ziyarete gelen, acık da 3-5 kuruşu böyle hayır hasenat için vermeyi düşen kimseler, işte sağlam bir yer. Gelirler buraya. Vakıflar ilgililerle görüşürler. Ya ben adımın duyulmasını istemiyorum ama filan yerdeki türbenin girişindeki panoların önünü camla ben kaplatmak istiyorum. Neyse, bana projesini çıkartın. Hatta yaptırın. Buyurun, ben de masrafını üstleniyorum. Çak imzayı. Böyle olursa eserler el birliğiyle olur. Evet, devlet yapıyor ama vatandaş katılımı olmazsa korumada da dikkati az oluyor efendim. Bir insan bir yere şöyle bir söğüt dalı soksa, o da yeşerse, ömür boyu gelip giderken o söğüde sahip çıkar efendim. Bu benim diktiğim söğüttü der. Onun için evet, devletimiz iyi bir koordinatör. Devlet bunları koordine ediyor. Ama bizim de katılımımız herhalde çok faydalı olur deyip şimdi türbenin içine gidelim. Oradaki şehzadelerin sandukalarını ve isimlerini, kızları, oğlanları ayrı ayrı sizlere anlatmaya çalışayım. Türbenin harim kısmına girdik. Efendim, etrafta iki sıra halinde pencereler var. Bu alttaki pencerelerin hepsinin kepenkleri, yani kapakları, panjurları diyelim ama içten panjur bunlar. Anlaşılsın diye öyle açıklama yapıyorum. Kündekare tekniğiyle yapılmış. O devrin işçiliği var. Kapısı aynı şekilde kündekare tekniğiyle yapılmış ve çok güzel, hoş bir kapı. Ve burada 3 tane sağımda, 2 tane de solumda olmak üzere 5 tane şehzade sandukası var. Efendim, bu sandukaların altında mı hemen cenazeler? Evet, hemen altında. Ayrı bir bodrumda mı olur? Hayır, ayrı bodrumda olmaz Osmanlı'da. Selçuklu'da, bilhassa Büyük Selçuklu zamanında kümbetler halinde, Kayseri'deki kümbetlerde de böyle örnekler vardır. Kayseri çünkü bir kümbetler şehri desek yalan olmaz. Çok da iyi bakmışlar. Temiz, pak, etrafı da istimlak edilmiş. Koca koca caddelerin ortasında bir tek kümbet böyle kale duvarı gibi görünüyor. Güzel bir şey. İlgililere buradan da hakikaten bu memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu Osmanlı zamanındaki türbelerde olsun, efendim, tekli türbeler veya çoklu türbelerde daima sandukanın olduğu yerde de defin işlemi yapılmış olduğunu kabullenmek lazım. Efendim, ne kadar derine? Zaten kabirlerin derinliği bel kemerimiz hizasına kadar 120 santimden daha aşağı olmaması lazım. Din de öyle emrediyormuş efendim. Ben din adamı değilim. Şimdi sol baştan başlayarak bu şehzadelerin, efendim, birincisi Şehzade Murat. 1521'de vefat etmiş, çocuk yaşta. İkincisi Şehzade Mahmut. 1521'de, aynı sene iki kardeş de vefat etmiş. Kanuni iki oğlunu öyle kaybetmiş efendim. Sonra hemen yanımdaki Abdullah. Abdullah da 1526'da vefat etmiş.
Abdullah bebekken ölmüş efendim. Daha annesinden süt emerken, yaşta, çağda vefat etmiş. Bendeki kayıtlara göre Güherhan ve Hüma Şah Sultanlar diyor. Ama önlerinde başka isimler yazılmış. İhtimal ki onlar ismin yarısını, biz de Sicilli Osmani'den aldığımız isimlere göre diğer yarısını yazmış olduk. Pencerelerin lentoları ve söveleri, yani dikine giden kısımları çok güzel içten ve dıştan beyaz mermerle sade bir şekilde tamamlanmış oluyor. Efendim, Şehzadeler Türbesi ile ilgili ve şehzadelerle ilgili 3-5 kelime sizlere anlatmaya çalıştık. Burada türbelerimiz daha bitmedi ama süremizin de sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki günlerde bu Sultan Selim Külliyesi'ndeki bir türbemiz kaldı, Abdülmecid Han, onu anlatmaya çalışacağız. Sonra camimiz, tabhaneleri ve imaretin yeri gibi şeyleri anlattıktan sonra gün gelecek biz bir günde Çukurbostan'ı sizlere, buradaki Çukurbostan'ı da bilgi olarak vermeye çalışacağız. Süremizin sonuna geldik. Hoşça kalınız efendim.